Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da Osmanlı senaryosunun yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son Adana Kalesi'nden aldığımız 50 Yeniçeri Okçusu ve 50 Kapıkulu Sipahisi ile birlikte Karamanoğulları Beyliği Savaşı'nı değerlendirerek Karaman Kalesi'ne bir fetih saldırısı düzenlemiştik. Ve bu saldırının sonucunda başarılı olmayı başardık ve zaferle mükafatlandırıldık. Zaferimiz bize yeni bir kale bahşetti. Sevgili padişahımız bize bu kalenin kontrolünü verdi. Ve artık hem Adana Kalesi hem Kayseri Kalesi bizim kontrolümüz altında. Bu ne demek? Birazcık daha ekonomimiz rahatlayacak. Birazcık daha fazla asker besleyebileceğiz demek. Bizim açımızdan gerçekten iyi bir haber. Ve uzun zamandır yorumlarda artık Kayseri Köyü ile Kayseri Köyüm buradaydı. Kayseri Köyü ile Balıkesir Köyü'nü takas etmem gerektiğini söylüyorsunuz. Onu yapmaya çalışacağım bu bölüm. Hatta şöyle bir bakayım, benim gıda ihtiyacım var mı, bir şeye ihtiyacım var mı diye. Güzel, sanırım pek fazla bir şeye ihtiyacım yok. Birazcık param da var ki çok fazla para kaybetmiyordum hatırladığım kadarıyla. Şu derbentçileri muhtemelen grubumdan kovacağım çünkü çok fazla iş yapmayacaklardır zaten ve benden fazla maaş alacaklar. O yüzden derbentçileri grubumdan atacağım. Ama tabii ki derbentçileri grubumdan atmadan evvel onların yerini doldurabilecek birilerini bulmam lazım. Şimdi şöyle yapalım. Önce gidelim bir kendimize eğitimsiz askerler alalım. Köylüleri grubumuza alalım ki onlara eğitim verebilelim. Çünkü savaşlara gireceğiz. Haydutları pataklayarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorduk biliyorsunuz. Ve hani istesek de istemesek de bu topladığımız haydutları kendi garnizonumuzda 50 dukata satmak durumunda kalıyorduk. Ki 18 ilişkim olan bir yerden yalnızca 2 adam gelmesi de ne bileyim yani, beni birazcık bir üzdü. İstanbul'da ziyafet varmış. Pekala. Ben artık evlendim canım. Unumu eledim. Eleğimi astım. Artık benim o ziyafetlerde bulunmama gerek yok. Ama bir şeyin beni tedirgin ettiğini söylemem lazım. O da şu ki, neden benim ilişkimin böyle fazla olduğu yerler bana yalnızca 2 asker veriyor arkadaşlar? Bu bizim için büyük bir problem değil mi? Yani yaklaşık 40 ilişkiye sahibim buranın halkıyla ve bana sadece 2 asker vermeleri, bilmiyorum köyde askere alınacak adam mı kalmadı? Asker sayısında mı bir sıkıntı var? Hiçbir fikrim yok gerçekten ama çok az asker geldiğini söyleyebilirim. Bak buradan 11 kişi geldi misal. Diğer taraftan Kayseri Karesi'nde refah seviyesi çok fakirden fakir duruma yükseldi. Ne güzel. Ya diğer taraftan ilişkimin 40 olduğu yerden daha az adam geldi. Şimdi şöyle yapalım. Savaş ilanları başlamış. Karamanoğulları Beyliği ile Osmanlı tekrardan savaşta. Vallahi paşam. Paşa gönlünüz bilir. Ben Karaman Kalesi'ni böyle bir şey yaptım, istifledim. Çin Seddi gibi kalem var benim orada. Ya bu arada çok para kaybediyorum. Gerçi bak, Adana Karaman Kalesi'nden gelen kira, Adana'dan gelen kira falan, iki tane kale olunca ekonomi biraz daha oturdu, fark etmişsinizdir. Öyle aniden yerin dibini boylamıyoruz. Ben şöyle bir Karaman Kalem'e doğru çekileyim. Bakalım yani, Karaman Kalesi'nin etrafını fazla adam kuşatırsa en azından bir önlem almış olurum. Belki üçüncü bir fetih bile gerçekleşebilir. Hani burada bir tane Karamanoğulları Beyliği'ne ait bir kale daha var. Şu Osmanlı gariplerini, acemi olanları Osmanlı garibi haline getirelim. 99 tane Yeniçeri okçumuz var içeride. Şurada bir Alanya Kalesi var Karamanoğulları Beyliği'nin. Yani muhtemelen Karamanoğulları Beyliği'nin son toprak parçası orası. Belki orayı da bir fethetmeyi deneyebiliriz. Şöyle bir keşif gezisi yapmaya gideceğim. Bu arada modun indirme linki yok arkadaşlar. Yani onun sorusu gelmiş. Ben hatta şöyle bir fırsat varken modu nasıl indirebileceğinizi söyleyeyim. Öncelikle şöyle bir yayın arka planını size ileteyim. Babuşlar, şimdi Mount & Blade Warband'ınız Steam'inizde kuruluysa yapmanız gereken şey şu. Burada atölye kısmı var. Buradan atölye kısmına tıklayın. Atölye kısmına tıkladıktan sonra bu topluluk sayfasında bir yer açılıyor, görüyorsunuz. Burada aşağıda en çok abone olunanlar var. En çok abone olunanlara tıklayın. Sayfayı birazcık aşağı indirdiğinizde üyeleri gör seçeneği çıkar. Bütün üyeleri gör. O seçeneğe tıkla. Burası açılıyor. Şöyle aşağı indiriyorsun.
Ahan da burada. Osmanlı senaryosu V2.51. Yani buradan indirdim ben. Modun indirme linki yok. Steam atölyesinde var. Ben de Steam atölyesinden indirdim. Üzerine tıkladığın zaman Steam atölyesinde bu modun yapımcısının kim olduğu, kimlerin elinden çıktığı, işte modun boyutunu falan görebiliyorsunuz. Abone ol seçeneğine tıkladıktan sonra modunuz kuruluyor ve oynamaya başlıyorsunuz. Bunu da geçtiğimiz bölümlerde söylemiştim de üzerinden uzun zaman geçti. Tekrardan soranlar olmuş. Bunu da bir söylemiş olayım. Yani yapacağınız işlem bu. Atölye sayfasından modu bulup abone ol diyeceksiniz. Sadece bu kadar. Şu Alanya Kalesi'ne doğru bir keşfe gidelim. Bu arada o takas işine girişeceğim. Takas işine bu bölüm girişeceğim mutlaka. Uzun zamandır diyorsunuz çünkü. Evet, Alanya'nın içerisinde ama askerler çok arkadaşlar ve şu Alanya köyüne saldıran kimse onu mıhlamaya gidiyorlar. Buradaki iki beyi indirdiğimiz zaman aşağı Alanya komple ele geçirilebilecek durumda olacak. Oo, İsmail Bey falan da orada. Kanka şu 47'liği bir tutsana Hamza Bey'i. İnşallah arkadan yetişmezler. Oo, yetişseler kaç yazar, yetişseler kaç yazar ey yavrum ey. Ben seni yakalayacak mıyım? Senin de hızın 5, benim de hızım 5. Bir hataya bakar. Ki yaptığın en ufak hata da benimsin Hasan Bey. Şöyle bir teslim ol bakayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Eğer kaledeki okçuları alıp gelirsek buraya adamları delik deşik ederiz yani net. Alanya Kalesi bizim hakimiyetimiz altına girer. Ama Karaman Kalesi çok savunmasız kalır. Ben Karaman Kalesi'nin çok savunmasız kalmasını istemiyorum. Bu arada adamlar abi sen de mi full atlı gittin ya? Adamlar iyi bu arada. Ve ben kulaklık takmadım. Ya birazcık şeyi böyle kulaklık taktığında kendimi basık hissediyorum. O yüzden Kapıkulu Sipahisi Karaman Süvarileri tarafından bayıltıldı mı? Dayı bu Karaman Süvarileri bizim Kapıkulu Sipahilerinden iyi mi? Galiba iyiler arkadaşlar ha. Galiba iyiler. Odaklanamıyorum ses duymadığım için de bir saniye ben şu kulaklığı takıp bir geleyim mi? Zorluk derecemiz aynı bu arada hala. Değişmedi. Zor seviyede oynuyoruz. Ki birazcık zorlanalım. Yaptığımız şeyler bir işe yarasın. Şimdi aklımdaki tek korku. Ben bir şeyler gösterdim ya ekran paylaşımı açıp. Ve alt tab atmadan önce burası siyah ekrandaydı. Aklımdaki tek soru şu an burası siyah ekranda mı? Hani ben bir savaşın içerisindeyim şu an. Bu savaş siyah ekranda gösteriliyorsa hiç hoş değil. Bu arada adamlar hakikaten çok kuvvetli yani. Karaman süvarilerinin beni bu derece yıpratacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Adamlar hakikaten böyle bir defterimizi duruyorlar yani. Herif 50 kişi ama sağlam 50 kişiymiş. Hakkını vermek lazım. Hani ölenler derbentçiler değil. Ölenler derbentçi askeri grupları olsa diyeceğim ki adamların dandikliğinden. Ölenler Kapıkulu sipahileri. Bildiğin koskoca Kapıkulu sipahileri hocam. Allah'tan kılıcımız iyi böyle. Kılıçla adamları şey yapabiliyoruz, yok edebiliyoruz da. Birader gerçekten bizim adamların defteri dürüldü mü? Ben şu an muharebe durumunu öğrenmek istiyorum ya. Bana muharebe durumu hakkında biri bir bilgi verebilir mi? Düşman askeri 5 kişi kalmış. Bizden 27 adamı paket etmişler. 27 adam usta. Bizden 27 kişiyi paket ettikten sonra adamlar yatmış aşağı. Abo, hele zaten yani belli baksana. Bizim atlı adamların falan canını okumuşlar. Atlı adamların hepsi yayan geziyor. Ve ben attan inme talimatı falan da vermedim. İşte bu Karamanoğulları Beyliği ile sürekli barış anlaşması imzalamamızın bir sonucu. Çok savaşa girmeden sürekli barış anlaşması imzaladık. Adamların da ordusunu geliştirecek zamanı oldu. Ve bu gelişmiş ordularla başa çıkmakta şu an zorlandığımızı söylememde bir sakınca görmüyorum. Yani koskoca Kapıkulu sipahilerini devirdi adamlar. O bir parça problem. Allah'tan bizim beyler bayağı kalabalık var. Osmanlı beylikleri bir araya gelmiş vaziyette. Çandarlı İbrahim Paşa, Kara Mustafa Paşa ve Karaman Mehmet Paşa komutasındaki ordu Karamanoğulları Beyliği'ni sıkıştırdı. Gidelim yardım edelim. Bu derebeyinden sonra Karamanoğullarını koruyan yalnızca iki tane derebeyi kalıyor. Kalenin içerisine girebiliriz anlamına geliyor bu. Okçularımızı alıp kalenin içine doğru hareket edebiliriz.
Bak bu adamın ordusu geçenki kadar gelişmiş değil. O Hasan Bey'in komutasındaki orduda çok fazla zırhlı birlik vardı. Bu adamların ordusu o kadar gelişmiş değil. Ama okçu sayısı bayağı fazla. Ve sanırım sadece hücum eden benim buraya. 4-5 tane atlımla. Evet arkadaşlar. Evet. Bir kez daha. Ama yarım can vurma ya. Abi yarım can falan vuruyor elemanlar. Yarım can falan vuruyorlar. Korkuyorum, çekiniyorum. Ürküyorum ya. Bunun tam tabirli karşılığı ürkmek birader. Ürküyorum ya. Yarım can vurur mu bir insan? Yarım can vurabilir mi ya? Ne yapıyorsunuz baba? Okçuların zırhına falan bak. Adamlar o kadar görkemli duruyorlar ki. Ben koskoca lordum yanlarında toplama gibi duruyorum. Herifler Transformers, ben toplama şahin. Adamlar Optimus Prime. Adamlar Bumblebee. Ben sanayici Fuat Usta'nın gariban şahini. Yani böyle bir durum olabilir mi ya? Kardeş atım yok zaten. İnin bir attan aşağı. Bizim elemanlar daha şey yürüyüşünde değil mi? Marş vaziyetinde yürüyorlar. Ah. Ah ne güzel paşam. Ah. Bütün savaş bitti. Daha bizim oğlanlar orduyu aşağı indirecek. Ben kendimi niye bu kadar zorluyorum ki? Ben kendimi de anlamıyorum abi. Kendimi niye bu kadar zorluyorum ben? Çekil kenara. Yesinler birbirlerini. Buranın tek lordu ben miyim ya? Ben mi uğraşacağım her şeyle? Şuna bak. Selim İbrahim Bey tarafından bayıltıldı. Oo, düşman kahramanı hala yaşıyor, düşman lordu. Ve o düşman lordu bizimkilere bir parça sıkıntı veriyor gibi. Abi o kılıç darbesinden sonra ölmedin mi? O kılıç darbesinden sonra gerçekten ölmedin mi? İnanılmaz ya. Ay! Babuş Paşa Karaman Süvarisi tarafından bayıltıldı. Evet, birisi kafamıza oku sıktı arkadaşlar. Geri çekil. Bu adamlar bizi bayağı zorladılar ya. Bizim askerler müttefiklere yardım etsin bir bakayım. Kemankeşim ölmeyeydi iyiydi. Çandarlı İbrahim Paşa ile benim ilişkim ne ara 71 oldu diyecektim. Osmanlı Devleti ile ilişkim 71'miş. Ne demek efendim, rica ederim. Sana sonsuza kadar minnettarım. Eyvallah kral. İbrahim Bey iyi savaştın, gitmekte serbestsin. Eyvallah. Yani bu arada dediğim gibi bana kızıyorsunuz adamları serbest bırakma konusunda ama yarın bir gün kendi krallığımızı kurduğumuzda bu teslim olan adamlar, geri bıraktığımız adamlar bize minnet duyup katılabilir. Yani eğer ki ileride kendi krallığımızı kurmak gibi bir hedefimiz varsa adamları serbest bırakmamız en mantıklı olan seçenek. Şu İzmir şehrine doğru bir gidelim. Ben Cem Sultan görevini unuttum. Cem Sultan Sakız Adası'nda tutuluyordu ve ben gerçekten adamı kurtarmayı unuttum. Baskın düzenleyeceğim oraya da böyle bir türlü bir toparlanamadık ki. Sürekli aksilikler çıkıyor, sürekli aksaklıklar çıkıyor. Bir tane kemankeşe ihtiyacım var, Yeniçeri Okçusu'na dönüşsün. Şu şeyleri de dağıt, derbentçileri de dağıt. Hocam selamun aleyküm. Lütfen burada bir köle tüccarı. Çok ihtiyacım var ama köle tüccarına ya. Öyle böyle değil. Ne yapayım? Öldü fiyatına mı vereyim adamları? Öldü fiyatına vermek istemiyorum abi. O esirlerden alacağım çok güzel para var. Öldü fiyatına adam salmak istemiyorum. Şöyle umarım İstanbul'da vardır ya. Bir Edirne'ye bakacağım. Edirne'den sonra İstanbul'a bakacağım ve evet, Balıkesir Köyü. Halkının bizi çok sevdiği Balıkesir Köyü'nde haydutların baskını. Şu kadar canım olduğundan dolayı başarılı oldular tabi. 500 akçe mi aldılar? Çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Bayağı iyi. Şu an acayip mutluyum. Şu an acayip sevinçliyim. Neden bu kadar iyi gittiğimiz konusunda da hiçbir fikrim yok. Bir yerde mola vermem lazım.
Bir yerde mola verip şu askerlerin kendini geliştirmesini beklemem lazım. Artık böyle şansımın bana dönmesi lazım. Yani lütfen şuraya bir yere bir köle tüccarı koyun artık. Yeter ya. Aa, dur. Pazar yerine girelim. Hemen şu pazar yerinde ekipmanları bir satalım. Oradan 700 lukat parayı alalım. Hangi devletle savaş halindeysek gidip köylerine bir miktar cozlayasım var. Amma ve lakin ordum yeterli değil. Evet, Osmanlı Devleti kimle savaşta? Macar Krallığı'yla savaşta. Güzel, gel gidelim Macar Krallığı'nın köylerinden birini vuralım. Ama benim şeyin de kendine gelmesi lazım benim şarın. Memlük'le Osmanlı Barış Anlaşması imzaladı. Memlük'le Osmanlı'yla başka kim barış anlaşması imzaladı? Karamanoğulları'yla barış, Memlük'le barış, Akkoyunlu'yla barış bitmiş. Tamam. Askerlerim yeterince gelişti mi? Kapıkulu sipahisi, Ulufeci, bir Osmanlı garibi daha. Canım ne kadar? 23. Abi bu canla ben bir yere giremem. Şurada böyle bir gece kadar kalacağım, bir gece kadar konaklayacağım. O ara canım toparlansın çünkü bu şekilde bir savaşın içerisine girersem gerçekten çok canım sıkılır ve hemen altta batıp bir videoyu kontrol etmek istedim. Tamam, sorun yokmuş. Ben bir siyah ekranda kaldım mı diye çekindim de. Herhangi bir sıkıntı yoksa çok güzel. Burada birazcık dinlenelim, canımızı toparlayalım çünkü ya baksana haydutlar geldi kafama vurup 500 atçımı alıp gittiler. Haydutların gelip kafama vurması ne demek ya? Ve nasıl bir can var bende, dolmak bilmiyor. O Kemankeş'te Yeniçeri okçusu olaydı ya. Dur, Tümenbaşı değil. Görüşürüz Tümenbaşı, bekle. Eflak Kalesi'ni galiba Lehler ele geçirmiş. Macaristan Eflak Kalesi'nin sahibi değil miydi? Gerçi Eflak Kalesi'ni ben aldım. Macarlılar gelip benim elimden aldı. Sanırım Lehler de gelip Macar'ın elinden almışlar. Bir gün daha bekleyeceğim. Envanterimde yeterince yemek vardır umarım. Evet, envanterimde yeterince yemek var. %83 can yeterli olur ya. Bir gün daha beklememe gerek yok. Şu Eflak Kalesi'nin oraya bir gir bakalım. Aa, ben Lehler zannettim. Sırp Krallığı'nın adamlarıymış bunlar. Peki biz Sırp Krallığı ile savaş halinde miyiz? Lehlerle savaştayız ve Macar'la savaştayız. Yok, Sırp Krallığı'yla savaşta değiliz. Ama Sırplara savaş ilan edersek buraya girilir mi? Çok rahat girilir. Macar Krallığı'na ait Ataköy'ü. Gidelim şu Ataköy'ünü bir yağmalayalım. Aha, Sırplarla aramızdaki ateşkes sona erdi. Burası da Sırp Krallığı'na ait. Sırplar nasıl bu kadar ilerleyebildi ya? Gerçi adamlar ilerler yani çünkü hatırlamıyor musunuz? Sofya'yı kuşattığında 1700 kadar asker toplamışlardı galiba. O 1700 askere karşı mücadele vermiştik biz. O kadar kolay değil. Vallahi hiç haydutları temizleyip kendim dağılmaya uğraşamayacağım. Tuttuğuma saplamaktan yana taraftarım şu an ki tuttuğum köy Vezin Köyü. Ordu biraz kendini geliştirsin ve hala bir tane köle tüccarına rastlayamadım. Ve barış anlaşmasından dolayı benim esir tuttuğum ve asıl para edecek olan askerler salındı değil mi? Çünkü padişah barış anlaşması ilan etti diğerleriyle. Of anam of. Şu kadife ve ham ipekleri şöyle bir alalım. Aletler de şöyle alt üstünde dursun. Demir ve tuzları da şöyle bir stekleyelim. Ketenleri de alıyorum. Başka bir şey almama gerek var mı? Şu işlenmişleri falan. Almayacağım, bir köy daha yağmalarım. Hem gıda alırım hem diğer şeyleri alırım. Bir köy daha yağmalarım diye tahmin ediyorum. Tabi adamlar o ara gelip beni mıhlamazsa. Ataköy'üne doğru gidiyorum ya. Gerçi Ataköy'ünü niye yağmalayamam? Oy, bunlar kim abi? Evet, Lehistan askerleri açığa çıktı. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz peki? Kimi kovalıyorsunuz? Tekeoğlu Osman Bey. Osman Bey, normalde gel dalalım derdim ama şu an ben de kendime güvenmiyorum kral. Oynayabildiğin kadar vurkaç oynamaya çalış. Ataköy'ü nasıl saldırı altında ya? Bütün Sırp Krallığı'nın adamları burada. Leh Krallığı'nın, pardon, Sırp Krallığı diyorum.
Ha, bura Macar köyü. Lehler Macar köyünü yağmaladı. Bunlar da bizi kovalıyor. Anladım. Dur. Taktiksel geri çekilme. Buram 2vs3 atamayız. 2vs3 atamayız. Orayı sal. Orayı sal. 2vs3 zor. Macar Krallığı'nın Bender şehrinde adam var mı? Osmanlı Sırp Krallığı'na savaş ilan etti. Osmanlı Karamanoğulları Beyliği'ne savaş ilan etti. Karamanoğulları Beyliği'ne nasıl bu kadar hızlı savaş ilan edebiliyoruz? Bir anlatsana bana. Kral başım belaya girerse diye yardım etmeye yanında duracağım ama beni de öyle çok güvenilir bir müttefik olarak görme. Sen topukladığına göre kesin bir şeyden kaçıyorsun. Şu adamlar beni de ürkütüyor. Şöyle bir kenarlarından geçeyim de. Adamlar orada bırakmış. Ben şöyle bir kenarlarından tüyüyüm. Olten ya. Gelmişken burayı da bir yağmalayalım canım. Savaş ilanları devam ediyor. Pekala. Bizi alaya kadar eden pek fazla bir şey yok gibi. Buraya da bir dalacağım bir tur. Yalnız Sırp Krallığı'nın adamları kalabalıktı. Yani dalarlarsa çok sıkıntı olabilir. Halil Paşa kuşatmayı Efrak Kalesi'nin etrafına mı kuruyor? Oo, kayınbaba fetihte. Güzel. Kayınbabaya yardım edilir mi? Sonuna kadar yardım edilir. Sonuna kadar yardım edilir. Böyle dişe diş, kana kan savaşırız kayınbabamla yan yana. Şunu şuraya koy, bunu buraya koy. Şunları da şöyle al, keten bohçaları da güzel. Hem yemeğim var hem kaynağım var. Kayınbaba bekle beni, geliyorum. Kuşatmayı hani Efrak Kalesi'nin etrafına kuruyordu? Yani kimse yok burada. Ben mi göremiyorum? Abi Eflak Kalesi'ne çıkarım çıkmasına da okçum yok yanımda. Burada okçu yokken buraya çıkılır mı? Diyelim ki ben burayı aldım 44 tane kapı kulu sipahisiyle eskaza. Diyelim ki ben burayı aldım. Elimde tutabilir miyim? O da bir soru işareti. Bu adamlar kuşatmaya girilecek adamlar değiller. Macar Krallığından Lord Willemund mu? Sanki ben senden de intikam alacağım diye hatırlıyorum. Gel lan buraya. Gel buraya, gel buraya. İyi kaçtın. Ya da kaçamadım, bir saniye. Çaprazlama seni sıkıştırabileceğim mi? Şunu birisi tutsun artık. Hah, İstanbul devriyesi yakaladı onu. Eyvallah. Beyler şimdi acımak yok. Adamları delik deşik etmeye gidiyoruz. Bir arada şu 20 riyayla artımları bir geri alalım. Köyü takas edecektik. Unuttuk tabii. Kapı kulu sipahisi Macar nişancısı tarafından öldürüldü mü? Allah'ım. Bunlar da mı tecrübeli ünite? Sanırım artık kolay ve kayıpsız savaş devri tamamıyla kapandı. Yani muhakkak girdiğimiz savaşta böyle bir zarar görüp çıkacağız gibime geliyor artık. Çünkü yani Macar nişancısının mıh diye adamımızı vurması pek hoşuma gitmedi açıkçası. Evet, çok kill alabildiğim söylenemez. Ritmi pek tutturamadım. Abi 37 zarar alıp hala yaşıyor eleman. 37'nin üzerine bir 37 daha vurduk. Kardeş, sizde ne can varmış be. Ama ben bu herifi hatırlıyorum. Bundan sanki intikam mı alacaktık, bir şey mi yapacaktık? Ya bu arada buraya kadar gelmişken acaba diyorum bir 50 tane Yeniçeri okçusu alıp Eflak Kalesi'ni duman etmeye mi gitsek acaba? Ama Karamanoğulları Beyliği'nin Karaman Kalesi'nde de, yani benim ikinci kalem olan Karaman Kalesi'nde de adam bırakmamazlık yapmak istemiyorum. Onu nasıl yapacağız? Rica ederim Ulufeci kardeş. Ne demek, ne demek? Sen şuradan bana şunları bir ver. Macar nişancısı, Macar şövalyesi, Macar atlısı. Yerim yok kanka. Yerim yok. Şu örme zırhı alayım da demir kalkan.
Evet, 3 tane kalkanım var arkadaşlar. Güzel. 55 tane kapı kulu sipahisi oldu. Ulufecilerin sayısı da artıyor. Şöyle bir Edirne şehrine geleceğim. Allah'ım ne olur artık Han'da bir tane köle tüccarı olsun. Ne olur şu Han'a bir tane köle tüccarı ya. Bir tane ya. Envai çeşit adam var. Bir tane köle tüccarı. Ymir ya. Ymir ya. Tatlım hoş geldin. Hoş geldin. Oley be. Tamam. Bu da sayılır abi. Bu da sayılır. Hancı Ymirya'nın şerefine bu gece buraya gelen herkese bir ısmarlıyorum. Hadi bakayım. Ymirya'nın şerefine be. Kuvvetli elf yayı. Abo oyunda var ya neler neler var da usta biz kullanamıyoruz. Şimdi şu şeyleri bir satalım bakalım. Yavaştan bir paramıza bakalım ki bakamıyoruz paramıza çünkü şey yok. Adamlarda para yok. Zırh tüccarı. Sağlam Selahattin zırhı. Oğlum çok güzel zırh ama şey yani çok da pahalısın. 705 bin zırh mı olur ya? Bak 58 kalın kafalık zırhı. 58 kalın kafalık zırhı da çok güzel. Ağırlık 10, ağırlık 2,8. Bir şey söyleyeyim mi? İki zırh için kendimi bu kadar yavaşlatmama gerek yok bence. Çünkü bak şunu takacağım. Ağırlığım tamam tekrardan tipsiz olacağım. O konuda bir sıkıntım yok da. Şunu takacağım. Ağırlığım 2,8 yani bunun ağırlığı. Ağırlık 58 mi? 58,0 mı? Bak bu zırhın ağırlığı 4 misal. Bence yavaş koşma sebebimiz bu zırhlar. Yani şunu alayım mı almayayım mı şimdilik bilemedim de 58,0 ağırlık ne demek? 58,0. Ha. Ben niye kılımı kıpırdatamadığımı şimdi anladım. Adam at üstünden indiği zaman böyle hani sütçü beygiri gibi kalıyordu. Tamam kardeş. Anladım. Zırhların kilosuyla alakalı, ağırlığıyla alakalı. Biraz fazla para bıraktım oraya biliyorum. Farkındayım. Bizim atların sakatlanmasına şaşmamalı abi. Adam atlar nasıl dayansın birader? Erzak tüccarında 1600. Erzak tüccarında göçer yayın arıyor ya. Merhaba, şunları bir satabilir miyiz? Direkt 1600 oldu bile. Lan ben bunları nereye satacağım? Neyse. Kader demek ki Ymirya ile karşılaşmamı icap ediyormuş. Sen de yardımcılardansın. Deli Osman sen de yardımcılardansın. Ymirya tatlım konuş benimle yeteneklerinden bahset bana. Evet senin zekanı arttırıp galiba bütün yeteneklerine böyle pıt pıt verecektik. Sana başka ne yetenek verebilirim aslında? Demir vücut falan mı versem? Envanter yöntemi mi veriyordum? Ne veriyordum? Vallahi bilmiyorum ya. Bir tane silah ustası bassam mı? Basmayayım. Dur bekle. Tamam. Belki bir yerlerde Artimender'la da karşılaşırız. İstanbul'a gideceğim. Daha önce hiç İstanbul'da böyle köle tüccarına rast gelmedim ama umarım bu sefer bir köle tüccarı bulabilirim. Kanka ne olur bir köle tüccarı be. Gezgin. Ya niye böyle köle tüccarı bulmakta ben sıkıntı yaşıyorum? E dur buraya kadar gelmişken madem satılacak eşyalar vardı onları satalım. Şöyle baharat şu bu o 1700 etti olmaz. Silah tüccarında 900'üm var Fatih'in yayı. Vay anam vay. Burada 900 var 800. Zırh tüccarı artı 46 miğfer. Görkemli zırh. Ağırlık 2. Ağırlık 25. Şuna bak 58 birim ağırlık mı olur abi? Ne taşıyorsun 58 birim ağırlıkta? Ya düşün yani kafanın üzerinde 10 kilo var, gövdende de 58 kiloluk bir yük var. Ben adamın kıpırdadığına şükrediyorum şu anda. At tüccarında para var mı? 500 varmış. Tamam. O zaman ona şöyle şunu bir atalım. Ardından buradan bir İzmir şehrinin yolunu tutalım. İzmir, Konya, Karaman yapacağım. Karaman kaleme tekrardan uğrayacağım. Evet, Balıkesir köyünün kime ait olduğunu bulup acaba bir takasa girmeyi mi denesek? Yani
Bunu en azından bu bölümde yapalım. Bölümlerdir söylüyorlar, yapmıyorum. Neredesin Balıkesir köyü? Balıkesir. Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa nerede? Tekirdağ kalemi yok. Tekirdağ köy. Koca Mustafa Paşa bizim akrabamız galiba. Evet, öncelikle bir derebeyini bulup Koca Mustafa Paşa'nın nerede olduğunu sormam lazım. İzmir'e gidiyorum neyse ki. İzmir'e giderken illaki biriyle karşılaşırım ve Koca Mustafa Paşa'nın yerini öğrenmeye çalışırım. Karamanoğulları ile Memlük Barış Anlaşması imzalamış. Hay 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 hay. Lan eksi 2600 diyor. Bir dur be, bir dur. Borça, Türk paralı avcı, Lezalit. Ya yeter artık, bir tane istiyorum ya. Bir tane ihtiyacım var abi. 2500 kanka, şunları bir al bakayım. Benim artık bir tane şeye ihtiyacım var. Zırh tüccarında para var mı? 1000. 52-18 görkemli eşkıya zırhı. Ya şöyle gözüken bir şeyin 58 zırha sahip olma ihtimali ne kadar ya? 52-18. Aa, 943. Tamam, bir 40 dukat artık şey yapalım. Kanka selamun aleyküm Karamani Mehmet Paşa. Selam. Bir sorum var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Kara Mustafa Paşa değil ya. Koca Mustafa Paşa. Bir sorum var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Koca Mehmet Nizamettin Paşa. Kareli Mustafa Bey. Hasan Paşa. Çepni Duysun. May Kayınvalide Bir Nur Hanım. May Karı. Hiç güleceğim yoktu. May Karı. Koca Mustafa Paşa nerede? Maraş'a Mahmut Paşa. Rum Mehmet Paşa. İshak Paşa. Gedikli Ahmet Paşa. Ya bir saniye. Abi o Balıkesir kime aitti? Balıkesir Koca Mustafa Paşa'ya ait, tamam. Koca Mustafa Paşa'yı niye soramıyorum? Ha, Koca Mustafa Paşa. Çanakkale Sancağı'nda. Gideriz Çanakkale Sancağı'na. Bir sorarım derim kanka. İnşallah hocam, inşallah ziyafete de geleceğiz bir ara. Derim yani kanka, Balıkesir'i bana ver, ben de sana Kayseri'yi vereyim. Ama takaslayacağını zannetmiyorum. Ya çünkü Balıkesir saldırı almıyor mesela abi. Balıkesir gibi böyle bir safe zone dururken neden kendini riske atsın ki? Selamun aleyküm. Ağalar ne yaptınız? Koca Mustafa Paşa eksi 2 mi? Kanka toprak takas eder miyiz? Balıkesir'i istiyorum. Kayseri'yi vereyim. Bu takas kabul edilemez diyor. Babuş Paşa Balıkesir için Kayseri ile Koca Mustafa Paşa değiştirdi. Değiştirdin mi? Nasıl? Bu kabul edilemez dediydi. Neyse, çok da önemli değil. En azından artık Balıkesir komple bana ait. Öyle değil mi? Balıkesir parasızlıkla boğuşuyor. Bu köy ve onu çevreleyen alan sana ait. Halkı seni destekliyor. Tamam, en azından buraya bir şeyler inşa eder falan filan. Buranın gelirini arttırırsın. En azından burası şey böyle. Burası bilindik bir yer. Köyün yaşlısından da görev falan alırız. Yardımcı olabileceğim bir işiniz var mı diye. Evet. Sizi kendinize savunmayı öğretirim. Sizi kendinizi savundururum ben sizin de. Abi bir tane köle tüccarı lazım ya. Dur, size kendinizi savunmayı öğreteyim ben o zaman. İnşallah bir arada umut ediyorum bir köle tüccarı bulup bunları satabileceğim. Ama bunları satamadan padişah barış anlaşması imzalarsa işler bizim için daha büyük sıkıntıya girecek. Evet, gönder geri silah hünerimde bu adamları döve döve artıyor canım. Kanka kaç kişiyi eğitmem gerekecek toplamda? Sen bana bir onu söyle.
Macar Krallığı ile barış anlaşması imzalandı. Sürpriz. Bizim esirler GG arkadaşlar. Bizim esirler babalara geldi. Ulan esir ticaretinden para bulamıyorum. Şeyden para bulamıyorum. Neyden para bulacağım ben? Yavaş be, yavaş be. Abi neredeyse yarım can vuracaklar. Gergedan gibi vuruyor o herifler ya. Bu nasıl vurmak lan? Aslında Sırp Krallığı'nın kalesine saldırmayı düşünüyordum. Neyse. Eflak Kalesi'ne de saldırırız ilerleyen zamanlarda. Bu nasıl vurmak birader? Yavaş. Eyvallah, eyvallah. Yataş ya. Ya koçlar artık bir düşman gelse de diyorum. Hani benim de işim var, gücüm var. Bu takas kabul edilemez dedi. Anlaştık dedim. Adam da al o zaman toprağı dedi yani. Nasıl bir pazarlık yaptık ben de bilmiyorum. Şimdi bak bu mantıkla gidecek olursak ben elimdeki kötü köyleri millete kakalayıp bu bug yardımıyla şehirleri falan alabilir miyim? Öyleyse çok iğrenç bir şey çünkü kullanmamak lazım. Ya ben bunu kullandığım için pişman oldum mu? Olmadım ya. Köye köy takasladık sonuç itibariyle de. Şey yani. Dur ben bir save alıp deneyeceğim. Padişahın donunu almayı deneyeceğim arkadaşlar. Oy, kendi kendime yine iyi eğlendim ya. Köyü verip İstanbul'u alacağım. Tabi ayrı bir save'de. Bu save dosyasına şey yapmam, zarar vermem. La artık savaşalım tamam ya. Buraya da sürekli adamlar gelip duruyor arkadaş. Ben de anlamadım ki dertleri ne. Niye sürekli bu köye geliyorsunuz lan? Evet beyler at ayva yedi. Cengaverlik yapmamam gerektiğini hep unutuyorum. Arkadaşları parçalayabilir miyiz? Teşekkürler. Güzel. Bir kişinin bile burnu kanamadan kazandık galiba. Yok kanki sağ ol sağ ol. Sizden bir şey almayacağım. Eyvallah. Buranın halkı seni oldukça destekliyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğim yüksek müsaadenizle. Bunu şeyden saymayın. Şuraya bir save alayım. Bir tane de kenara save alayım. Merak etmeyin bu arada save'e geri döneceğim. Yani bunu kullanmayacağım. Sadece bir şeyi merak ettim. Bunu oynuyoruz olarak saymayın. Sadece denemek için yapacağım. Padişah içeride mi? İçeride. Selamun aleyküm. Padişahla toprak takaslayamıyor olabilirim ama belki kayınbabamın bütün malını mülkünü alabiliyorumdur. Onu da bir deneyeceğim. Selamun aleyküm. Evet Hasan Bey'i yendim. Bir sorun var. Toprak takaslayalım mı? İstanbul'u ver, Balıkesir'i al. Anladım. Anladım. Az önce adamın donunu aldıydım ama. Bir saniye. Şurada bir kayınpederimi sömürmeyi deneyeyim. Kayınpederim nerede? Ömer Paşa'da doğru düzgün bir yer yok galiba. Rum Mehmet Paşa. Bir saniye. Deneyelim anam. Selamun aleyküm Rum Mehmet Paşa. Senin mekan nere? Bursa sancağı. Rum, dur bakalım. Bir sorun var. Toprak takası. Hayır bununla ilgilenmiyorum. Eksi 4 ilişkim mi? Herif sevmiyor beni. Niye sevmiyor onu anlamadım ben de. Ali Bey'den bir yer alamayız. Konya'da kim var? İshak Paşa. Misal İshak Paşa'nın elinden Konya'yı alabilir miyim? Selamun aleyküm. Bir sorun var. Toprak takası. Konya'yı alayım. Balıkesir'i vereyim. Peki misal Konya'yı ver. Karaman'ı al. Bir köy ya da kale için şehri takas etmem. Anladım. Yani köyü kendi üzerime alabildim nasıl oldu bilmiyorum ama diğerlerini kendi üzerime alamıyorum. Tamam bu köy beni destekliyor süper. Şu Karaman Kalesi'ne bir gidelim savunmayı bırakalım. Hemen oraya bir asker daha bırakalım.
Belki Konya şehrinde de bir şey buluruz. Önce bir Konya şehrine doğru ilerleyeyim. Artık bir tane köle tüccarı. Ne olur ya bir tane ya bir köle tüccarı uğrasın ya şu koca şehirden birine. Tamam. Köle tüccarı. Ne olur. Çok ihtiyacım var. Aa, Artimender. Kader bizi tekrar karşılaştırdı kanka. Pazar yerine git erzak tüccarı Zubodop. Ya ben bunları yine şey 50 dukat karşılığında mı sattıracağım? Galiba 50 dukat karşılığında sattıracağım. Artimenleri Ymirya, Deli Selim ve diğerleri şöyle bir geç çıksınlar sahaya. Erken çıkmasınlar. Osmanlı garibini de şöyle bir ulufeci haline getir. Bunu da kapı kulu sipahisi yap. 60-70 tane kapı kulu sipahim olacak bu vesileyle. Şimdi buraya bir Yeniçeri okçusu daha ekle. Burada 100 okçu oldu. Tapınak muhafızıyla Tatar'ı al buradan. Ve ben bu kadar adam toplamışsam o kaleye gidip gireceğim. Sırpların elinde tuttuğu kaleye girişeceğim. Merhaba Adana Kalesi. Burada herhangi bir şey yok, anladım. Mahkumları benim için sat diyeceğim komisere. Selamünaleyküm. Birkaç esirim var, onları benim için sat. Abi şuna bak ya. Feodal knight'ları 50'den satıyorum. Tapınak muhafızlarını falan 50'den satıyorum. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Bunları satmazsam evin yolu bulunmayacak. Tekrar görüşürüz kanka. Dikkat et kendine. Neyse en azından Artimender'la Ymirya'yı bulduk abi. Yoldaşlarımıza tekrardan kavuştuk. O halde ne yapalım? Şimdilik bölümü sonlandıralım. Gelecek bölümde ki hatta yol almaya başlayayım. Gelecek bölümde Eflak Kalesi'ni tekrardan kuşatıp oraya bir savaş ilanında bulunacağım. İlk defa köyü takasladım. Köyü takaslama olayı gayet güzelmiş. Hoşuma gitti. Çok da bir açığı yokmuş yani oyunun. Onu öğrendiğimde iyi oldu. Yani çünkü adamı dolandırıp şehrini alabiliyorsam kötü olurdu ya. Öyle değil mi? Ama Balıkesir Sancağı'nın benim topraklarım arasına geçmesi güzel oldu. Şimdi ben buradan Eflak Kalesi'nin önüne doğru ordularımı götüreceğim. 21 bin mi? Balıkesir'den gelen kira 26 bin dukatlı. Olalla. Baby. Balıkesir'e geri dönüyorum. Oraya şey yapma zamanı abi. Burası yağma yemiyor zaten. Burayı geliştirme zamanı abi. Malikane, köy, karakol, okul. Allah ne verdiyse kur. Öncelikle buraya bir değirmen inşa et. 48 günde değirmen. Refah seviyesini %5 arttıracak. Devam et baba 4500 akçe öde. Hazineden falan ödeme oğlum. Hazinede paramız mı var? Oğlum kaleden gelen para 1000. Köyden gelen parayı gördün mü Balıkesir köyünden? 26.000 dukat. Herhalde gelmiş geçmiş en zengin köydü orası. Evet ben bu kadar asker toplamışken garanti oraya giriyorum arkadaşlar. Bu arada 76 tane kapı kulu sipahisini durduracak bir Sırp kuvveti düşünemiyorum bile. Ama önce bir bakalım Eflak Kalesi'ne kim kuşatıyor? Eflak Kalesi'ni bizden biri kuşatmış mı? Vallahi bizden biri kuşatmış galiba. Halil Paşa. Halil Paşa. Kayınbaba yanındayım. Kayınbabamla omuz omuza çarpışma keyfisi yaparız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.